atıyorsunuz. Bunlar atık. Ondan sonra insansal atıklar var. Lavabolardan giden atıklar var, duşlardan giden atıklar var. Biz bunları denize daha önceden verdiğimiz zaman deniz bu yükü kaldırabiliyordu. Neden kaldırabildi? Edremit'in nüfusu 70 bindi, Burhaniye'ninki 35 bindi. Ama sadece yaz aylarında bu sorun. Kışın yaşıyor musunuz bu sorunu? Yaşamıyorsunuz. Neden? Nüfus azalıyor. Bu sistemi devreye sokan yan sistemler yeterli kalıyor. Ay, arıtma dediniz 20 tane de yapsa yetmez diyorsunuz. Ne olacak peki? Ya işte, yani bir yerden başlamak gerekiyor. Yok, bir yerden tabii başlamak gerekiyor. Onu da biraz önce izah ettim zaten. Önemli olan ne? Arazilerin artık yeterince imara açılmaması, artık kesilmesi. Bir an önce altyapı sistemlerine dönüş yapılması. O altyapı sistemleri iyileştirilmeye başladığı zaman bölgesel arıtma tesislerinin yapılması, kaçak deşarjların kesinlikle engellenmesi, özellikle belediyelere, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olan denetleme ve ceza kesme yetkisi devredilmesi gerekiyor. Yerel yönetimlere mi devredilmesi gerekiyor? Tabii yerel yönetimlere devredilmesi gerekiyor. Yeteri kadar yaptırım uygulanmıyor. Yaptırım yok, yok. Canlı olarak siz burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'na telefonunuzla bağlanın. Canlı olarak kaçak deşarjı gösterin, yine bir şey yapamazlar. İhbar karşılığında geliyorlar. Artı geldikleri zaman da kendi elemanlarının gelip kontrol etmesi gerekiyor. Haliyle bu biz bunu konuştukça bir sürü sorunlar ortaya çıkacak. Artık bu belediyelere aşan bir durum. Şimdi şöyle özetleyeyim. Mesela Marmara'da müsilaj oldu. Hepimiz gördük onu, yaşadık. Belediyeler bir şey yapabildi mi? Yapamadılar. Yani devlet bir şey yapabildi mi? Yine yapamadı. Çünkü neden? O oradaki reaksiyon başladı. O reaksiyon başladıktan sonra deniz tepkisini gösterdi, müsilajı yukarıya çıkardı. Biz onu gördük, aa dedik, Marmara Denizi kirlendi, buralara girilmez. Sadece 2 senede orada turizmde yaşadığı kayıp ne kadardır? Kimse açıklamıyor, bilmiyoruz. Yarın bugün burada olmayacağını malum. Olacak. Şimdi neden müsilaj denen olay? O gün biz de öğrendik dedi. Deniz suyunun sıcaklığının işte 2-3 derece yükseldikten sonra zaten de kirletiliyorsa patojenler tarafından sular, ne dediler? Otomatik olarak sistem devreye giriyor ve müsilaj riski başlıyor. Bizim burada da yarın başlamayacağı ne malum? Çünkü bu denizin, Edremit Körfezi'ndeki akıntıların, aslına bakacak olursan iç deniz gibi bir yersi burası, göl gibi bir yer. Akıntıların bir anda kesildiğini düşünün, bunun kurtuluşu da olmayacak. Dolayısıyla bunun artık devlet politikası haline getirilip belediyeler üstünde bu sorunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Belediyeler de burada o konu hakkında çalışmalar yapıp sürekli genel idareyi, yürütmeyi buradan yapıp sürekli bilgilendirip derdine çare araması gerekiyor. Bizler yapıyoruz, sizler sağ olun, çevreye duyarlı insanlarsınız. Niye? Çoluğunuz çocuğunuz oraya gittiği zaman hastalanmasın istiyorsunuz, koku içinde kalmamak istiyorsunuz ki en doğal hakkınız tertemiz bir hava solumak. Evet, bakın emin olun bunları büyükşehirde dile getiriyoruz. Zaten orada biliyorsunuz, izliyorsanız teşekkür ederim, aşırı ilginiz için dedim. Arkasından da balıklar intihar ediyor, biraz önce sizin için söyledim. Yani siz hakikaten elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu insanların size böyle sonsuz teşekkür etmesi lazım. Çünkü bir risk alıyorsunuz ve işinizi gücünüzü bırakıyorsunuz. Duyarlılığınızla her şeyi takip ediyorsunuz. Ben Büyükşehir Meclis Üyesi olarak hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve her zaman yanınızdayız. Bülent Başaran adım. Büyükşehir Meclis Üyesi. Bize Yücel Başaran, özür dilerim, Yücel Yılmaz randevu vermedi. Randevu vermedi. Ali Kemal Deveciler bizim 4 site yöneticisi olarak, Orjan, Denetko, İmko ve Haberkent olarak bizde randevu talebinde bulundu. Hala bize randevu dönüşü yapılmadı. Ya randevu şimdi, vermedi ya. Yani. Şimdi biliyorsunuz bundan 3 yıl önce orada bir çalıştay yapıldı. Altınoluk'ta bir oteldeydik. Hatta Güre'de, pardon, çok özür diliyorum. Bir çalıştay yapıldı çevre sorunları ile ilgili. Hatırlar mısınız? Gelen, katılan var mı? O gün için birçok sözler verildi. Birçok konuşmalar yapıldı. Projeler sunuldu. Fakat arkadaşlar, hakikaten bu işi yapmak artık belediyelerin maddi gücünü aştı. Aştı. Bunu Türkiye'nin millet meclisine taşıma şansımız var mı? Taşıyoruz tabii. Bakın yani, ben taşındı. Özellikle parti belirtmek istemiyorum ama söylemek gerekirse Turan Çömez vekilimiz var. Eyvallah. Biliyorsunuz, hem mecliste olsun, Ensar Aytekin olsun. Ondan sonra zamanında Ahmet Akın olsun. CHP milletvekili en son o meclise taşıdı. Ne sarıydı? Serkan Sarı. Serkan Sarı beyefendi taşıdı en son.
Yani olağanüstü toplantıya çağrılmıştı meclis. Evet. O zaman Serkan Sarı bu olayı gündeme getirdi ve meclise taşıdı. Ama biraz önce söylediğim gibi sadece belediyelerin içi değil, bütün insanlar duyarlı olması gerekiyor. Çevre bilincinin oluşması. Çevre Şehircilik Bakanlığı zaten aslına bakarsanız bununla ilgili bir sürü çalışmalar yapıyor ama ya bizi dinlemiyorlar ya da duymamazlıktan geliyorlar. Yoksa aksi takdirde mümkün değil bunların bu kadar ileriye gitmesi. Ben istiyorum ki inşallah bir an önce çözüm bulunur. Sesiniz duyurulur. Evet. Ensar Bey de geldi. Ali Mahir Bey. Su da kirli. O yüzden bu konuda neler yapabiliriz? Nasıl daha farklı katkı koyabiliriz diye. Şimdilik bugünlük imza kampanyasına başladık. Onu yürütüyoruz bu sefer. Bütün festival günleri boyunca biz buradayız, standdayız. Ve sahildeki tüm siteler bizi ziyarete geliyorlar. Görüyorsunuz mitik alanı gibi oldu standımızın önü. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Tekillerimizle de röportaj yaptık. Evet. Şimdi geliyor Ali Başaran Bey geliyor zaten. Hoş geldiniz. Bizim çeşmelerimizden akan su böyle yapıyor. Temiz suyu içiyoruz. Temiz su istiyoruz. Onun için Ali Mahir Bey. Denizlerimiz kirli. Bir de ben fotoğraf çekeyim rica mümkünse lütfen. Çok teşekkür ederim. Bu arada bir şeyler söylemek isterseniz hazır. Evet sayın vekilim, imza için de geldiniz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Umarım etkili burada birliktelik. Sizlerin de burada olması gerçekten heyecanlandırdı buradaki insanları. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Biraz evvel bardakları gösterdiniz, suyun kalitesini gösterdiniz. Evet, daha sağlıklı suya erişebilmeniz bu en doğal hakkınızdır. Bu yaşam hakkının içerisinde suya erişim hakkı da, sağlıklı suya erişim hakkı bir vatandaşın hakkı. Biz de bu mücadelenize Ali Mahir Başkanım'la birlikte imzalarımızı verdik. Sadece imzayla kalmayacak. Bunu gerekirse mecliste ve tüm Türkiye genelinde sizlerin hakkını savunmak adına gerek görsel basında gerek yazılı basında dile getireceğiz. Çok seviniriz. Çok teşekkür ederim. Uzman konuştu. Ben de aynen katılıyorum. Herkesin temiz su, temiz çevre, temiz doğa hakkı var. Sağ olun. Çünkü derelerimiz çok kirli. Kanalizasyon akıyor derelerimizde. Evet. Sayın Bekir'im, aynı Barış Bekran'la ilgili neler söylemek isterdiniz? O da insanlar, yani hatizeli içeri alındı. Maalesef Barışların çektiği çileyi hiç kimse çekmedi. Bu yüzyılda gazeteciler yazdıklarından dolayı cezaevindeyse sözün bittiği yerdeyiz. Adalet Bakanı'ndan randevu istedik. Randevu saatinde kapılar duvar oldu. Önemli işi varmış. Yeraltı suları bir Adalet Bakanı'nın adaletten daha önemli bir işi olamaz. Ve onun yerine... Çok teşekkür ederim.